Basınlar çıkardınız, hoş geldiniz. Futbol direktörümüz Ali Aydı ve yardımcısı Berkay'la tanışma toplantısına hoş geldiniz. Ali Bey'in görüşleri döndüğünü başlayalım, daha sonra soru cevap olarak gideriz. Buyurun. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Göreve başlayalı yaklaşık 1,5 ay oldu. Bugün ilk defa toplanıyoruz sizlerle bu konuşma toplantısında. Evet, zor bir görev. Devraldığımın farkındayım. Sizler de biliyorsunuz. Kayserispor'un son seneleri çok güzel geçmedi. Ama şehirdeki potansiyeli, kulüpteki potansiyeli biliyoruz. Başkanımız çok istekli bir başkan. Kulüp için maddi manevi tüm desteği vermeye hazır. Başarılı olmak istiyor. Burada yanlış yönetilen bazı süreçler olmuş geçmiş yıllarda. Şimdi elimizdeki kadroyu güçlendirerek yanlış yönetilen o süreci biraz daha düzelterek yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Burada sizler bizim halkla buluşmamızdaki ilk nokta sizler olacaksınız. Siz de burada çok emek veriyorsunuz buranın basın mensupları olarak ve ulusal basından önce sizlerin kulüple ilişkisinin daha iyi olması, daha çok hızlı haber almamız gerekiyor. Biz bu konularda daha şeffaf olmaya çalışacağız. Kulüpteki konularla ilgili. Sezon bizim için 12 gün önce başladı. İdmanlarımız güzel gidiyor. Bazı oyuncularımızı da yollara ayırdık. Yeni oyuncular katmaya başladık. Transfer tahtamız da çok yakın zamanda açılacak. Ve bunları resmi olarak açıklayacağız. Çoğunuz zaten takip ediyorsunuz olanları. Transfer konusunda gerçekten inceleyip sık dokuyoruz. Çünkü buraya geldiğimde özellikle kulübün bir scout ekibinin olmaması, data analiz ekibinin olmaması, bununla ilgili fazla hazırlıkların bulunmaması durumu vardı. Şu anda bu ekipleri kurduk. Daha önce çalıştığımız yerlerden gelen network'ümüzde de, database'imizde de bu konuda hazır bir şekilde geldik. Buradaki eksikleri bilerek geldik. Yıldız transferi demek isim olarak bazen güzel oluyor. Şehirde bir heyecan yaratıyor. İmzalar atılırken her şey hoş oluyor ama ondan sonra onlar sahada performansı önemli olan. Biz buraya sahada performans verecek, ardından şehrin seveceği, Türkiye'nin takdir edeceği oyuncular getirmek istiyoruz. O yüzden isim çok önemli değil. Tabii ki hem isim olup hem performans verirse herkes için çok iyi. Ama biz asıl hedef doğru oyuncuyu alabilmek. Yani 4 büyük kulüpten sonra Türkiye'de en fazla Kayserispor ve Gaziantepspor tepeyi zorlayan kulüplerde tekrar o seviyeye gelmeliyiz. O seviyeye gelmek için 3-5 yıla ihtiyacımız var falan demeyeceğim ben. Çünkü Türkiye Ligi öyle bir lig değil. Yani doğru Türk oyuncuları koyduğunuzda 3-4 tane iyi yabancı aldığınızda ben ilk 10'da ilk 8'de bulunabileceğimize inanıyorum ve bu hedef için oynayacağız. Yani biz de Kayseri basını olarak bu söylemden artık vazgeçip hedefimizi biraz daha büyük tutmalıyız. Çünkü bu şehirde neredeyse büyük kulüplerde olmayan bir tesis var. Çok güzel bir stad var. Bunu yapmak için her şart mevcut. İyi bir başkan var. İstekli, maddi manevi her şeyi vermek istiyor. O yüzden birazcık hedeflerimizi büyük tutmalıyız. Bahaneler bulmaktansa doğru çözümleri kısa vadede bulup hedefe doğru ilerlememiz gerekiyor. Şu anda kampa katılmayan iki oyuncumuz var. Biri Mensa, biri Melih Okutan. Pazartesi gelmesini bekliyoruz. Mensa kulüp için değerli bir oyuncu. Bizim için de değerli bir oyuncu. Maliyeti yüksek kulübe. Şartlar oluştuğu takdirde bir şey çıktığı şekilde yollarımızı ayırabiliriz. Ama bizle kalacaksa da ondan en iyi şekilde faydalanmamız lazım. Değerli bir oyuncu şu anda takımda devam ediyor. Doğrudur. Kendisi bu akşam şehrimize gelmesini bekliyoruz. Yani her oyuncumuzla ilgili bir teklif geldiği takdirde değerlendirmeye hazırız. Çünkü sonuçta elimizde başarılı olmuş bir kadro yok. Yani isim isim bakmaya gerek yok. Kadro başarılı olmamış. Buradan da gelebilecek her türlü teklif değerlendirilebilir. Oyuncu röportajları çiftten. Aynen.